ruh daha farklı bir varlıktır. Bu hasta olmaz. Hal böyle olunca Batı şimdi bunu tek merkeze indirdi. Beden denilen şey, işte bilinçaltı denilen ki Freud'un işte bilinçaltı dediği şey, efendim id dediği ego, süper ego diye tanımlamalar yapıyorlar ya modern psikolojide. Efendim bizim eskilerin işte nefsi tabi demiş olduğu, hayvani ruh demiş olduğu şeydir normalde. Ama işte onlar ruhu o zannettikleri için. Onun getirisi olarak bugün modern tıpta ruh molekülünü bulduk. Epifiz bezi ve beyindeki buldukları talamus, hipotalamus bölgelerinde mesela bazı maddelerden dolayı işte ruh molekülü buradadır'a getirdiler. Ve onun getirisi olarak da bugün günümüzde kalben ölmemiş olan hastaların bile organ nakillerini gerçekleştiriyorlar. Aslında insanı katlediyorlar, canlı insanı. Buna sebebiyet veriyor. Çünkü modern tıbbın mantığıyla inandığı şekilde beden de ruh, beyin de. Şimdi beyin ölümü gerçekleşen her hasta isterse kalbe atarsa ölmüştür. Ama din öyle demiyor işte. Bunun gibi bak mesela bugün günümüzde birçok yanlışlıkların kökenini bizler incelediğimiz zaman işte 18. yüzyıldaki o akımlara dayanıyor. Bunu düzeltmek çok zor. Bugün işte hiperaktif çocuklar. Eskiden gerek doğuştan, gerekse sonradan, tabiri caizse deli, mecnun eskilerin tabiriyle. Bu tarz yani akli ve zekayı etkileyecek rahatsızlıklar yaşayan insanlar yok muydu? Vardı. İşte Osmanlı'da bunlara yönelik tedaviler kendi çağına baktığımız zaman 14-15. Asırlarda dünyada örneği yoktur. O tedavi metotları. Müthiş tedaviler uygulanmıştır. Onun için günümüz özellikle ben Müslümanlar için söylüyorum. Müslüman psikolog doktorların Freud'du, Jung'du, efendim Batı psikolojisinde 18. yüzyıldan sonra modern psikolojide hakim olan birçok görüşleri, özellikle eğri olanlarını ayıklayıp kendi özlerine dönmelerini bekliyorum. Bu yapılmadığı sürece de bazı şeyler, taşlar yerine oturmaz. Çok zor çünkü. Anlatabildim. Teorileri, olaylara bakış açıları çünkü farklılık arz ediyor ister istemez. Onun için işte bugün doktorların bazılarının işte bu konuda iyi kötü bilgi sahibi olması, işte bazılarının yüzeysel kalmasının da sebebi ve kökeni hem branşsal hem de işte o ekollerle hangisinden beslendiğiyle orantılı. Modern psikolojinin bak şimdi Freud'un özellikle bir özelliği burası zaten. Adam bilinçaltına, beyne bu işi atfetmesindeki en büyük etken zaten dinleriyle alakası olmamasından. Dinleri reddetmek için yapıyor. Aslında daha Türkçesi bu. Onun için manevi tarafına bir insanın inanmıyor. Her şey diyor beyindedir diyor. Ondan dolayı işte bak bizler onun özellikle rüya yorumlama metotları. Koca bir eser yazmış tekniklerine baktığımız zaman bunu o eserinde çok net bir şekilde görüyoruz. Yani manevi kısım, dinsel kısım, psişik tabiri caizse kısım Freud'da geçerli değil. Hep bilinçaltında çözmeye çalışmış. Teorilerini ona göre oluşturmaya çalışmış. Maddesel yani meselelere bakmış. Jung psikolojisinde bu var. Daha sonradan Jung'un psikolojisinde o da beyinsel anlamları kabul etmekle beraber manevi etkiyi de göz önünde bulunduran o. Anlatabildim mi? Ama işte bugün modern ilimlerde akademik seviyede hala Jung'dansa Freud'un görüşleri ön kabul görmüştür. Anlatabildim mi? Bu da işte son 100 yıldır, özellikle de 200 yıldır ama son 100 yıldır materyalist felsefenin
aşırı derece insanları maddeye bağımlı hale getirmesinin de etkisi vardır. İşte bundan bizim aydın diye tanımladığımız okumuşlarımız da nasibini alıyor maalesef. Her şeye maddi nazarla algılamaya çalışıyorlar. Maddi gözlüklerle bakmaya çalışıyorlar. Birçok böyle şeyler. Eskiden oysa birazcık düşündükleri zaman kendileri de mesela birçok mevzularda çözümsüz kalmışlar. Yani madde nazarından her şey madde, beyinde hallolur, işte bilinç altındadır deyip de buradan hareket edip çözmeye çalışan, işte Freud ve takipçiler için söylüyorum. Yöntemlere bakıyorsun, birçok kavramda bocalama yaşanmışlar. Öyle ya, yani insan sadece maddi bir varlık mıdır? İnsanda sevgi denilen şey, merhamet denilen şeyi sen beynine mi hamledeceksin? İşte beyninde ara bul, bulabilirsen. Bulamamışlar. Anlatabildim mi? Çünkü insanın bir manevi tarafı var. Batini tarafı var. İnsanı insan yapan bir kalbi var. Şimdi bakmışlar, öyle ya kalp, hadi şimdi buldular, çam kozalağı gibi kan pompalayan kalp, baktılar, işlevine baktılar, dediler ki öyle ya, bunun vazifesi bu. Şimdi beyinde ister istemez o moleküler hücreleri aramaya başladılar. Bak onun getirileridir. Dopamin gibi, senotonin gibi hormonların bulunması ve onları özellikle ön plana bak tarif ederlerken dikkat et, bu şekilde tarif ederler. İnsana haz, doyum, sevgi, mutluluk veren hormonlardır. Anlayabildin mi? Ya eğer bu beynin bir işlevi sizin zannettiğiniz gibi gerçekten sevgi denilen şey, rahmet denilen şey, merhameti denilen şey, acıma duygusu denilen şey, işte bu hala madde bak arıyorlar, o hormonu ön plana atfediyorlar, o hormona yüklemeye çalışıyorlar. Eğer o hormondaysa Hitler taşımıyor muydu bu hormonu? Bugün nice katliamlar yapan vahşi diyebileceğimiz insanlar taşımıyor mulardı bu hormonları? Onlar beyin taşımıyorlar mıydı? Beyinlerinde yok muydu onların bu hormon? Diye sormak lazım. Vardıysa niye bu adamlar zalimleştiler? Veya herkes de olmasına rağmen herkes aynı sevgi yoğunluğunu mu yaşıyor? Aynı merhameti mi taşıyor? Yani ısrarla bak materyalist felsefenin de burada etkisi söz konusu. Ne yapıyorlar? Israrla hala maddesel arıyorlar. Maddeye bağlamaya çalışıyorlar. Maddeyi kaldırdığımız zaman da aynı şey geçerli. Ondan dolayı işte bizler yani daha doğrusu onların işte o beğenmediği, gözden kaçırdığı, ikide bir taş attıkları o dinler aslında insana bunu anlatır. Der ki insan madden ve manen bütünsel meselelere bakıp da algılayabileceğiniz bir varlık. Büsbütün maddesine bakarsanız anlayamazsınız. Sadece manasına bakarsanız da anlayamazsınız. Bu iki şeyin birleşmiş halidir çünkü insan. Bunu bu şekilde bakmadığınız sürece siz insanı da tanıyamazsınız. İnsanla alakalı işte ilim dalları, branşlarda da ilerleyemezsiniz. Birçok şeyleri işte birbirine karıştırırsınız. Nitekim işte birçok şeyler aslında karışmış. Sebebi bu. Ama bu şu an bizler özellikle modern psikoloji için söylüyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla Batı'da bu biraz önce 18. yüzyılda işte başlayan 19. yüzyılda başlayan işte psikanaliz gibi akımlar, modern psikoloji akımları yani maneviyatı birazcık göz ardı edip de her şeyi maddesel algılayan psikoloji ilimlerinin yanlışlıklarını artık bugün batılı psikologlar, psikiyatristler, psikanalistler fark etmeye başladılar. Ve çünkü bu biraz önce sorduğum sorular gibi birçok soruları onlar iç dünyalarında soruyorlar. Bunların cevaplarını efendim İslam tasavvufunda bulmaya başladılar. Baktılar ki yahu bizim aradığımız aslında psikoloji ilmi, ruh ilmi 1000 küsur yıldır İslam alemi içerisinde zaten aktarıla gelmiş.
anlatılmış. Hem de zirveyi zorlamışlar. Hiçbir bak mit, mitoloji ve dinler, batıl dinler incelediğimiz zaman insan tanımlamalarını, buna felsefeciler de dahil, bocalamışlardır. Hiçbirisi şöyle hepsini harmanladık da mevzuya baktığımız zaman insan tanımlamalarına, İslam tasavvufunun insan tanımlaması seviyesine hiçbirisi gelememiştir. Çünkü onlar bu meseleye bakarlarken insana Kur'an'ın dediği noktadan bakmışlar. Kerem kılınma noktasından bakmışlar. Felsefecilerin işte o iki ayaklı bir hayvandır. Madem ve nebatatın, hayvanatın üstündedir ama yine de hayvansal bir varlıktır. Aynı kategoride değerlendiririz. Nazarını çürütmeyi çürütmüşler. Sebep? Çünkü Kur'an öyle bir şey olmadığını söylüyor. Kur'an ekstra bu varlığın seçildiğini söylüyor. Üstün kılındığını söylüyor. Faziletli ve kerem kılındığını söylüyor. Birçok yeteneklerin ve hiçbir varlığa vermediği özelliklerin verildiğini söylüyor. Elbette böyle bir kitabı olan, böyle bir dini olan efendim gruplar, tasavvuf ekolü de meseleye çok yüce ve aşkın bakacaktır. İnsan tanımlamaları onun için zirvededir. İnsan-ı kamil modeli vardır bizde. İnsan-ı kamil modelini çok uç bir modeldir. Emin ol bugün hiçbir medeniyet buna batı şey doğu için söylüyorum. Doğuda mesela en gelişmiş biraz daha mistik tarafı ağır basan din Budizm'dir. Onlar dahi ulaşamamıştır. Bizim insan-ı kamil modelimize. Taocular hakeza öyle. Taoizm'de mesela. Birçok aşkın mevzularda aslında baktığımız zaman çoğu zaman da bizim İslam alimlerimizin, İslam mutasavvıflarımızın eserlerinden kopyalar çekmişler aslında. O kendi felsefelerini, dinlerini, ideolojilerini her neyse geliştirebilme adına. Ondan dolayı işte bunu fark etmiş bugün batılı psikiyatristler, psikologlar. Hal böyle de olunca Mevlana gibilerini, Yunus Emre gibilerini mesela Niyazi Mısri gibilerinin işte eserlerini okuyorlar. Daha çok etkileniyorlar. Ben inanıyorum ki sadece maddesel plana materyalist felsefenin etkilerinden dolayı madde gözlüğüyle bakmaya çalışan işte bu batı psikolojisi kesinlikle eğer bu şekilde devam ederse çünkü her geçen gün çoğalıyor bunların sayısı, doğruyu görenlerin sayısı. İnanıyorum ki İslam'ın dediği, tasavvufçuların dediği efendim şekilde insanı değerlendirmeye başlayacaktır. Bu o kadar da uzak görmüyorum. Yıllar evvel bu eskilerin hepsi bilirler. Nebevi sünnetlerin aslında sağlıksal anlamda birçok faydaları vardır diye yapmış olduğumuz sohbetlerde derdik ki merak etmeyin. Eninde sonunda modern tıp, Efendimizin sağlığa bakan birçok tedavi yöntemlerini reçetelerine dahil edecekler. Onun sünnetlerini tavsiye edecekler ilaç diye. Ve biz bugün, ve ben bugün bunları görüyorum. Yavaş yavaş başladı, daha da yayılacak. Allah-u Teala'ya hamd ediyorum. Onunla orantılı. İşte bilinçler arttıkça Allah'ın izniyle şuur arttıkça, ilim arttıkça doğruyu görme olasılığı daha da yükselir. Onun için bununla alakalı bir durum.